onlar da aynı sınıf. Kuzum çok yakıştı. Ay tam istediğim model oldu bak. Süper. Evet. Biz kızımın saçlarını kestirdik geldik arkadaşlar. Ondan sonra soylu mağazaları var burada. Oraya gittik. Elektrik süpürgemi yeniledim. Annem de aldı kendine. Onu da bir sonraki vlogda gösteririm inşallah. Hangi marka aldığımızı, hangi özelliklerde elektrik süpürgesi olduğunu. Ondan sonra da işlerimizi hallettikten sonra Şok Market'e girdik eşimle. Hemen oradan aldıklarımızı da göstereyim size. Şöyle soğuk çayımız, limonlu aldık bu sefer. Ondan sonra şöyle domates, şöyle ekmek aldık. Bu da sac ekmeğiymiş. Böyle bir ekmek aldı. Şöyle bu cipsleri ben çok seviyorum. Bundan aldım. Elmalı kurabiye. Şok'un bu elmalı kurabiyeleri harika oluyor. İçinin elması, elma marmelatı falan çok lezzetli. Yani tavsiye ederim bunu da arkadaşlar. Yedikçe yesi geliyor insana. Şöyle şu çikolatalardan. Bir de şöyle çikolatalardan aldık. Bunlar kızlarıma. Şu didolara da ben bayılıyorum. Şöyle de sakız aldık. Üçlü. Bir de bu sefer domates tozu almadım. Onun yerine bu kez Mintax'ın aldım. Mintax markasından da memnunum zaten. Hem de daha uygun fiyatlı domates tosa göre. O yüzden bu sefer Mintax'ın bu jel kıvamında olan yoğun çamaşır suyunu aldım. Böyle. Şimdi eşim tekrar gitti Şok Market'e. Çünkü köfte patates yapacağım bugün. Menümüzde o var. Biber de almaya gitti. Yanına biber de kızartacağım. Çok fena canım istedi. O yüzden tekrar eşim markete gitti. Biberi de alsın gelsin. Ondan sonra biz yemeğimizi de yiyelim. Sonrasında bakalım ne yapacağız. Ne yaparız artık. Dinlenmeye çekiliriz. Çünkü yarına da pazartesi. Yine maraton başlıyor. Öğrenci annesi olduğum için kızım ilkokula gidiyor. O yüzden bugün yine son gün. Eşim de öyle yarın işbaşı yapacak. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. De geldi. Charleston biber varmış. Daha iyi. En azından kızlarım da yiyebilir. Bunları da kızartırım köftenin yanına. Evet, benim yemeğim. Instagram'dan takip etmek için de Instagram hesabım da yine aynı YouTube kanalımla Özlem Özbek Karaca olarak geçiyor. Yani Özlem Özbek Karaca olarak girerseniz aratırsanız Instagram'da oradan takibi alabilirsiniz. Orada da yine işte sunumlar, tarifler hepsini paylaşıyorum. Birçok fotomu, paylaşımlarımı orada da görebilirsiniz. Orada bayağı aktifim yani. Oradan da inşallah takiplerinizi bekliyorum. Instagram hesabımdan da. Yeni gelen arkadaşlarıma da, kanalıma yeni gelen, abone olan arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Giderek büyüyoruz. 156 olduk en son baktığımda. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yine yorumlarınıza, beğenilerinize ayrıca. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler. Hepiniz, herkese merhaba. Hadi sen de. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, evet. Ödevimiz için öğretmenimiz şey yapın dedim. Böyle tohumlu değil. Fasulyemiz var, suyumuz var ve tohumumuz var. Evet, şimdi onu ekip çimlendireceğiz değil mi? Evet. Bitkinin nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacaksınız değil mi? Evet. Nasıl meydana geldiğini, yetiştiğini. Evet, şimdi başlıyoruz. Çok basit bir deney. Evet. Bizim zamanımızda da hep mutlaka ilkokulda yaptırırlardı. Şimdi kızım yapacak. Tamam, evet. Koyayım mı? Tamam, koy böyle. Şöyle.
Sıkayım mı? Hayır hayır değil. Bunu mu? Biraz daha koyabiliriz dibine pamuk. Çünkü pamuğun içine ekmiş olacaksın. Yani bunu sanki toprakmış gibi düşün, tamam mı? Evet, şimdi ne yaptık? Pamuğumuzu koyduk onun içine. Evet, dibine, kavanozumuzun dibine. Şimdi fasulyelerimizi koyalım. Evet. Koy fasulyelerini. Tamam. İçine. Hepsini mi? Hepsini. Şöyle aralıklı aralıklı koyun. Sen de koy anneciğim, Dilay'cığım. Sonra ben düzelteyim onları. Nasıl? Evet, evet şimdi ince bir tabak halinde. Şimdi değil anneciğim. Pamuğumuz ince olması lazım. Değil mi? Evet. Çıkabilmesi için ince bir tabak halinde. Şimdi tekrar üzerine pamuğumuzu yerleştiriyoruz. Evet. İnce tamam. Bir tabaka. Evet. Versene annem bir daha. Evet, sıkıyor. Tamam. Şimdi sen sık anneciğim. Etrafını, çevresini. Böyle ıslak yerleri. Evet. Her yerini sıkalım. Şimdi bunu bekleyeceğiz. Ertesi gün bakacağız. Eğer pamuk kurumuşsa yine sulayacağız değil mi? Evet. Pamuğun kurumasına izin vermeyeceğiz. Evet. Ama çok fazla su da koymayacağız. Evet. O zaman da küflenebilir. Değil mi? Bitkimiz evet. Olmayabilir. Çürür. Evet, evet bizim deneyimiz hazır. Evet. Evet. Suladık çok güzel. Şöyle kavanoza yapmayı tercih etmemizin nedeni de bitki çıkarken şuradan kökleri de görünmüş olur. Daha hoş olur. Görebiliriz. O yüzden cam tercih ettik. Şeffaf evet, olsun şeffaf. Diye. Değil mi? Güzel olur.